Geç sorduğumuz kanunla ilgili. Evet, sağlık teknikli gündemde. Bir yandan uzmanlıkları ile ilgili, aynı zamanda sözleşmeli personel sayısının artırılmasına yönelik, sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde verilmesine yönelik. Bu teklife dair neler söylersiniz? Yeni bir gelişme var mı? Başka bir teklife ihtas edilecek maddeler olur mu? İçeriğiyle ilgili birkaç madde söylemiş oldunuz bu arada. yapılan, yapılması düşünülen bu düzenleme ile ilgili özellikle bir yeni dönemde hastanelerimizde koordinasyon kurulu kurulması düşünülüyor. Bu koordinasyon kurulu ile ilgili hastanelerin daha verimli ve nitelikli ve koordinasyon içinde hizmet yapması hedefleniyor. Bunun dışında sözleşmeli personel sayımız 27 bine kadar idi. Şu an düzenleme ile 9 bin kişi daha ilave edilerek 36 bin sözleşmeli personel alımı söz konusu olacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin düzenleme yapılması ile ilgili 3 önemli belirledik konu vardı. Bir tanesi disiplinle ilgiliydi. Bir tanesi birlikte kullanım ile ilgiliydi. Bir tanesi de bildiğiniz gibi malpraktis ile ilgili olan bir konuydu. Malpraktis ile ilgili konu önemli. Malpraktis ile ilgili yapılan düzenleme Türkiye'de, dünyada benzeri olmayan bir düzenleme idi. Yani bu anlamda kasıt olmadıkça rücunun olmadığı, kastın da mahkeme kararına bağlandığı bir düzenleme idi. Anayasa Mahkemesi üniversitelerde bu anlamda malpraktisi çalışan üniversitelerimizdeki öğretim üyelerimizin malpraktisin bu düzenlemesinden çıkarmış oldu. Daha doğrusu boşlukta kaldı. Bununla ilgili bir önergeyle bugün veya devam eden günlerde düzenlenmesini bekliyoruz. Yani öğretim üyesi arkadaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı'nda benzer şekilde olan düzenlemeden faydalanmasını sağlayan rücunun kasıt olmadıkça olmayacağını belirleyen düzenlemeden faydalanması sağlanmış olacak. Ayrıca ebelik hizmetiyle ilgili bu anlamda bir görev tanımı yapılarak yetkileri biraz daha arttırılmış oluyor. Bunun dışında yan dal uzmanlığıyla ilgili bildiğiniz gibi taban ücreti arttıran bir düzenleme yapılmıştı. Bu taban ücretin arttırılmasıyla ilgili yapılan düzenleme ile birlikte tavan düzenlemenin de benzer oranda arttırılması gerekiyordu. Yan dal uzmanlığı ile ilgili uzmanları ile ilgili tavan ücretinde tavan düzenlemesinde benzer şekilde bizim şu an ödeme yaptığımız taban kadar yani yaklaşık 200 puan kadar arttırılması sağlanarak bu anlamda daha verimli ve de teşvik boyutuyla rahatlatılmış oldu. Ayrıca yan dal uzmanlığı ile ilgili acil tıp uzmanlığı ve sosyal pediatri ile ilgili bir düzenleme yapılmış oldu. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu düzenlemelerin meclisimizin iradesiyle hayata geçeceğini ümit ediyoruz. Evet. İçeriğine ilişkin kanun teklifinin hekimlerin bazı endişeleri var. Bu disiplin cezası alınması halinde ek ödemenin kesilmesi konusunda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümlerin kararın aksi yönünde daha da ağırlaştırılarak bu kanun teklifiyle getirilmek istendiğini söylüyorlar. Bu konuda ne dersiniz? Burada yapılan zaten yönetmelikle yapılan bir düzenlemeydi aynı zamanda. Yönetmelikle yapılan düzenlemenin kanunla yapılması gerektiğini Anayasa Mahkemesi ifade etmiş oldu. Bir cezaya, bir suça iki ceza verilme durumu söz konusu değil. Zaten verilemez. Ama
bildiğiniz gibi bizim ödüllendirme adı altında motive etmek amaçlı verdiğimiz bir taban ücret durumu var. Yani herhangi bir yapılan emeğe karşı verilen bir ödemeden bahsetmiyorum. Yani teşvik veya performans adını verdiğimiz bakılan hastaya göre verilen ücretin eksilme durumu söz konusu değil. Motivasyon ve ödüllendirme amaçlı verilen taban ödemenin bir disiplin durumu olmama durumuna bağlandı. Bu zaten vardı yönetmelikte. Kanunla bu düzenleme yapılmış oluyor. Ve bugüne kadar uygulamada da son bir yılı geçti. Bir yılı geçen zaman diliminde de toplamda 1006 uygulama durumu söz konusu oldu. Yani yoğun uygulanan bir durumda olmadığını, sadece disiplin durumu olmadığında ödüllendirme ve motivasyon amaçlı verilen taban ücretin koordinasyon kurulunca verilip verilmeme durumuna karar verilmiş oluyor. Bir suça iki ceza değil. Teşekkür ederim. Efendim, Sağlık Bakanlığı'nın ilaçların ruhsatlandırma süreci uzun olduğu için ilaçları piyasayı analiz etmeden süreceğine dair iddialar var. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Önemli düzenlemelerden bir tanesi. Burada özellikle ruhsat ve denetim süreci iyileştirilerek sağlanmış oluyor. Burada Avrupa Birliği ve dünya standartlarına göre yapılan bir takım analizlerimizin mükerrerliği söz konusu idi. Bu mükerrerlik ortadan kaldırılıyor. Analizlerin ortadan kaldırılma durumu söz konusu değil. Dünya standartlarına uyumlu hale getirme ve mükerrerliği kaldırılarak ruhsatlama süreci daha da bu anlamda kolaylaştırmış oluyor. Teşekkür ediyorum.